Merhaba, İnce Meko'ya hoş geldiniz. Bu videomuzda Huawei'nin üst segment tamamen kablosuz kulaklı Huawei FreeBuds 4'ü inceliyoruz. Huawei bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda yeni ürünlerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Özellikle HarmonyOS işletim sistemiyle çalışan MatePad 11'in duyurusu ve diğer tüm yeni ürün duyuruları oldukça heyecan vericiydi. Huawei'nin yapmış olduğu yeni ürün duyuruları ile ilgili detaylara videonun açıklama kısmındaki IncelMeko haberinden ulaşabilirsiniz. Bu videodaki konumuz ise bu etkinlikte tanıtılan Huawei FreeBuds 4 modeli. Huawei FreeBuds 4, FreeBuds ailesinin önceki tasarımına benzer tasarım izleriyle karşımıza çıkıyor. Ancak tasarım tarafındaki yenilikler Huawei FreeBuds 4'ün daha da şık görünmesini sağlamış. FreeBuds 4 ülkemizde gümüş orman ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Bizim incelediğimiz renk seçeneği olan gümüş orman rengi, mat şarj kutusu ve parlak gri renge sahip kulaklıklarla birlikte gerçekten çok elegant bir görüntü sunuyor. Kulaklıklar hem kulağınızdayken hem de kutu masanın üzerindeyken oldukça güzel bir görüntüye sahip. Öyle ki test ettiğim süre boyunca da birçok kişi kulaklığın tasarımını beğenerek ne olduğunu sordular. Tasarım tarafında FreeBuds 4'ün oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebilirim. Huawei FreeBuds 4, FreeBuds Pro ailesinden farklı olarak daha uzun kulaklık sapına ve silikonsuz bir tasarıma sahip. Yani kulak içi ancak aslında kulağın üzerinde duran bir tasarıma sahip diyebiliriz. Eğer silikonsuz kulağın üstüne oturan kulak içi kulaklıkları seviyorsanız FreeBuds 4 sizin için oldukça güzel bir tercih olabilir. FreeBuds 4 gerçekten sanki kulağınızın içinde bir kulaklık yokmuş gibi bir hissiyat veriyor ve oldukça hafif yapısıyla sizi kulağınızdayken rahatsız etmiyor. Bence bu da güzel bir detay. Kulaklık kulağınızda takılıyken hatta her an düşebilirmiş gibi bir hissiyat yaşıyorsunuz ancak ben günlük kullanımımda düşme gibi bir durumla karşılaşmadım. Yine de tabii ki kulağınızda tam olarak bu tarz kulaklıklar uygun mu değil mi bu konularda bir fikriniz vardır. Eğer kulağınıza tam uygun olmayacağını düşünüyorsanız silikon uca sahip kulaklıklara göz atmanızı öneririm. Huawei FreeBuds 4'ü kontrol etmek de üzerindeki dokunmatik yüzeyle birlikte oldukça kolay. Kulaklığın üzerine örneğin iki kez dokunarak müziği durdurup oynatabilir ya da çağrıları yanıtlayabilirsiniz. Parmağınızı dokunmatik yüzeyde aşağı yukarı kaydırarak sesi yükseltip alçaltabilirsiniz. Aynı zamanda kulaklığın üstüne uzun basılı tutarak da gürültü engelleme modunu aktif edip kapatabilirsiniz. Aynı zamanda Huawei FreeBuds 4'ü yönetmenizi kolaylaştıran bir de Huawei AI Life isimli bir uygulama mevcut. Bu uygulamayı zaten Huawei cihazlarınızda kullanabiliyorsunuz ancak bunun dışında hem Android hem de iOS cihazlarınız için Huawei AI Life uygulamasını indirebilirsiniz. Yani bu da Huawei FreeBuds 4'ün hem Android hem de iOS tarafındaki tüm telefonlarla uyumluluk gösterdiği anlamına geliyor. Bu uygulama üzerinden kulaklığınızı kolaylıkla yönetebilirsiniz. Huawei FreeBuds 4'ün ses kalitesine değinecek olursak kulaklıkta 14.3 mm'lik LCP dinamik sürücüler bulunuyor. Buna birlikte Huawei FreeBuds 4 40 kHz'e kadar ses aralıklarını destekliyor. Bunda teknik olarak oldukça iyi bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Yani özellikle Spotify gibi günlük hayatta kullandığınız müzik uygulamaları için FreeBuds 4 tam destek sunuyor. Oldukça iyi bir performans verecektir. Ancak tabii ki çok yüksek ses standartında müzikler dinlemek için genellikle Bluetooth kulaklıklar çok fazla önerilmiyor. Huawei FreeBuds 4 tabii ki yapay zeka özellikleriyle birlikte kulağınızı da tanıyan bir yapıya sahip. Bununla birlikte frekans tarafında düzenlemeler yapabiliyor. Aynı zamanda aktif gürültü engelleme özelliğinin çalışması konusunda da kulağınızı tanımlayarak kulağınıza göre sonuçlar verebiliyor. Ben de günlük yaptığım denemelerde bu yapay zeka desteğinin iyi çalıştığını gözlemledim. Ancak tabii ki kulaklığın aktif gürültü engellemesi silikon uca sahip tam kulak içi kulaklıklar kadar iyi değil. Yani tamamen sizi soyutlamış bir şekilde FreeBuds 4'ü kullanamıyorsunuz. Ancak bence günlük kullanımı için FreeBuds 4'ün aktif gürültü engelleme özelliği fazlasıyla yeterli. Tam kablosuz kulaklıklarda batarya konusu da merak ediliyor. Huawei FreeBuds 4 batarya konusunda da tatmin edici bir kulaklık. Aktif gürültü engelleme özelliği aktif olduğu senaryoda kulaklığı şarj kutusuyla beraber %100 şarjla 14 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Her bir kulaklıkta %100 dolduktan sonra 2,5 saat kesintisiz ses deneyimine sahip.
Aktif gürültü engelleme kapalı olduğunda da kulaklıklar tekken 4 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuysa toplam 20 saate kadar müzik dinleme süresi sunuyor. Batarya konusunda da FreeBuds 4 oldukça başarılı. Özetleyecek olursak, Huawei FreeBuds 4 hem Android hem de iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz, silikon uçlu değil de kulağınızın üstünde duran tam kablosuz bir kulaklık arıyorsanız tercih edebileceğiniz bir tam kablosuz kulaklık. Özellikle bizim test ettiğimiz mat ve parlak gri'nin zıtlaştığı gümüş orman renk seçeneğinin oldukça güzel göründüğünü söyleyebilirim. Fiyat konusuna gelecek olduğumuzda şu anda bu kulaklık Huawei Türkiye'nin resmi internet sitesinde yaklaşık 1400 lira fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ancak zaman içerisinde tabii ki fiyatı değişiklik gösterebilir. Fiyat açısından yorumlayacak olursak bence fiyatı çok fena değil. Yani eğer böyle bir kulaklık arıyorsanız hem şık görünsün hem de iyi bir ses kalitesine sahip olsun ama kulağımda da çok fazla hissetmeyeyim diyorsanız Huawei FreeBuds 4'ü kesinlikle tercih edebilirsiniz. Ama bu kriterler sizin için uygun değilse alternatif kulaklıklara göz atmanızda yarar var diyebiliriz. Huawei FreeBuds 4 ile ilgili aktaracağımız detaylar bu kadardı. Siz bu kulaklıklarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda FreeBuds 4 Huawei ekosisteminin bir parçası ve Huawei ekosistem tarafında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Yakın zamanda da bununla ilgili videolarımız daha fazla IncelemeKo YouTube kanalında olacak. Bu videolardan haberdar olmak için de YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.